Olimpiyatlarda mücadele eden milli sporcular yurda döndü. Evin Demirhan, Süleyman Karadeniz, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Dilara Bozan, Yasemin Adar, Osman Göçen, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sufuoğlu, Meryem Erdoğan, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan'ın yanı sıra antrenörler, teknik ekip ve federasyon başkanlarının yer aldığı kafile havaalanında coşkuyla karşılandı. Sporculara terminal girişinde çiçekler verilirken madalya kazanan isimler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bence takım olarak çok büyük bir başarı elde ettik. Kazanılmamış madalya sayısını kazandık. 2024 için de çok büyük bir umut ışığı oldu bu. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Bizden sonra gelecek kardeşlerimiz için de yolumuzu açtık. 2024 Paris için de çok büyük umut oldu bence. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya kazandım. Ve bu Türk kadın güreşinin tarihinde ilk defa bir madalya ile dönüyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hatta bu olimpiyat benim için çok bir başkaydı. Dediğim gibi ilkleri yaşatan bir kadın olduğum için ilk madalyayla geldim. Eminim ki arkadan gelecek olan arkadaşlarımız başarımızın üzerine başarı katacak. İkinci olimpiyat madalyam oldu. Tokyo'da aldığım madalya. Yine de verdiğimiz emeklerin en azından bir nebze olsun karşılığını almış oldu. Çünkü gerçekten çok uzun bir süre hazırlanıyoruz bu olimpiyatlara. Kolay bir süreç değil. 5 senedir buraya hazırlanıyoruz. Sakatlık geçirdim. Ameliyat oldum 2020'nin başında. Araya pandemi girdi. Bu yüzden hiçbir müsabakaya giremedim. Sadece bir Avrupa Şampiyonası, ikinci girdiğim müsabaka olimpiyat. Yurt içinde hiçbir müsabaka yok. Genel anlamda baktığımızda Avrupa Şampiyonluğu ve gelen olimpiyat üçüncülüğü hem sakatlıktan, operasyondan sonra hem pandemiden sonra bana göre başarılı gözüküyor 2021 yılı itibariyle. Hayda!